Bu aralar borsa hareketlerini anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Dün de yine çılgın bir gün yaşandı. Bakın burada S&P 500'e bakıyoruz. Borsa açıldıktan sonra çok kısa bir sürede %1.62 kadar geriye geldi. Daha sonra ne oldu bilmiyoruz. %2.83 yukarı doğru gitti. Müthiş bir gün içi hareket. Bu tip gün içi hareketler aslında temelde bir boğa trendi başlangıcını gösterir ama bu sefer pek emin değilim. 2022'nin Ekim-Kasım aylarında benzer hareketlerin olduğu günlerden sonra büyük bir boğaya girmiştik. Fakat bu sefer gelen ekonomik verilerle piyasadaki bu hareketler birbirine çelişebiliyorlar. Nitekim biliyorsunuz S&P 500 hisse senetlerinin toplam değerlerine göre ağırlıklı dağılımdan hesaplanıyor. Bir başka indeksimiz daha var. Ona da RSP. RSP koyunca işler biraz farklı. RSP nedir? Eşit ağırlıklı S&P 500. Yani ilk 500 şirketin toplam hisse değerlerinden bağımsız olarak endeksi bu. Güne şöyle bir hızlıca baktığımızda güne aşağı yukarı yüzde 1.63 düşüşle başlıyor. Sonra o da toparlıyor. Ama toparladığı seviye düştüğü seviyenin çok az üstünde. Hemen hesaba baktığımızda dipten zirveye yani kapanışa kadar sadece yüzde 2.01 toparlanıyor. Şimdi bu kopma nereden geliyor? Yani neden ağırlıklı dağılıma sahip S&P 500'deki hisselerin geri dönüşü çok daha muhteşemler? Bunun temel sebebi Nvidia, mikroçipler ve büyük teknoloji firmaları. Dün asıl yükselmenin geldiği yer şu noktadan sonra büyük teknoloji firmalarındaydı. Bu Nvidia'nın grafiği Nvidia piyasayı pozitif açtı fakat sonra inanılmaz sert geri çekildi. Bakın geri çekilişin boyutu şuradan çizdiğimizde %3.82 civarında. Daha sonra Jensen bir konferansta konuşmaya başladı Nvidia'nın CEO'su o konuşma mı etkiledi yoksa bir büyük fon alıma mı geldi yani ben öyle çok soğuk bir haber görmedim Yensen de çok yeni bir şey söylemedi acayip talep var çiplerimizde dedi zaten bilanço toplantısından sonra da aynı şeyi söylemişti bakıyoruz ne yapmış ise bu düşüşten kapanışa şurası kapanış %8.52 yükseldi <laughs> buna çok normal hareketler değiller arkadaşlar yani Envi dediğimiz şirket 2,5 milyon dolarlık bir şirket. Gün içerisinde bu kadar hareket etmesi çok acayip. E tabi Nvidia öyle hareket edince bütün yarı iletken sektörü coştu. Bu yarı iletken sektörünün en büyük ETF'i o da düşüşle başladı ama dipten nasıl bir yükseliş yaptığına bakalım. Nvidia'nın sürüklemesinde bütün mikroçipler yükseldiler. %6.47 civarında yükselişte orada vardı. Çılgın ötesi bir gündü ve dün teknoloji şirketleri bu kadar yukarı çıkartacak ekstra haber yoktu. Belki Kamala Harris'in bir önceki günkü münazaradan galip çıkması bunu biraz etkilemiş olabilir. Niye? Çünkü Kamala Harris'in çift ek başlıklı regülasyon altında bu tip şirketlere daha fazla para aktaracağı düşünmüş olabilir ama yine de bu hareket çok acayip. senin açıklamalarında ben çok ekstra bir şey görmedim. Zaten mikroçip pazarının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Bilanço sonrası aynı şeyleri söylemişti. Ben de o yüzden hiç Nvidia'larına dokunmamıştım bile. Fakat dün piyasanın böyle bir hareketi vardı. Öte yandan dün gelen enflasyon verisi son derece rahatsız ediciydi. Hatırlarsanız geçen enflasyon verisinden sonra Amerika deflasyona girdi demiştim. Dün orada daha da sertleştiğini gördük. Şimdi gelin bir de onun detayına bakalım. Dün Amerika'da enflasyon verisi geldiğinde dışarıda elim çok yoğun bir gündü maalesef. O yüzden ilk değerlendirme biraz yüzeysel kaldı. Manşet enflasyonda hedefler tuttu 0.2 geldi. Böylece yıllık manşet enflasyon %2.5'a geldi. Çekirdekte ise beklenenin biraz üzerinde geldi. Ben de buradan acaba Amerika'da tekrar enflasyon mu başlıyor gibi düşündüm. Çekirdekte yıllıkta %3.2'lik hedefe gelmiş durumdayız. Ama aylık 0.2 yerine 0.3'tü. Aslında tam olarak 0.28'di. Fakat detayına bakınca bu enflasyonun yalan olduğunu görüyorum. Amerika kesinlikle çok ağır bir deflasyona girmeye başladı. Bakalım Amerikan enflasyon rakamlarına. Gıda enflasyonu 0.2, yıllıklandırıldığında 2.4. Onda da evde yemek yeme enflasyonu 0'a inmiş durumda. Dışarıda yemek yeme biraz artmış 0.3. Sezonsal bir konu olabilir. Enerji tarafına bakıyoruz. Enflasyon eksi 0.8. Gıda ve enerji dışındaki bütün ürünlere baktığımızda enflasyon 0.3 gözüküyor. Fakat bunun da detaylarını gördüğümüzde yeni araç satışlarında yine fiyatlar sabit kalmış sıfır. Kullanılmış araçlarda eksi bir. Giyim tarafında küçük bir atak var. Muhtemelen kış sezonuna girişten dolayı gelen bir şey. Çünkü giyim tarafı yıllıklandırıldığında aslında düşük bir enflasyona gidiyor epey. Medical care, tıbbi bakım ürünlerinde bile düşüş var. Nerede var enflasyon yine? Shelter'da yani barınmada. Shelter deyince bunun içerisine iki kalem giriyor. Bir kiralar bir de mortgage ödemeleri. Oradaki faizler 0.4'ten 0.5'e çıkmış. Bu bence imkansız bir şey. Detaylı biraz sonra konuşacağız. Bir de ulaşım hizmetlerinde burada özellikle hava yolu taşımacılığında bir artış var ona bakacağız. Medical care benim hiç inanmadığım sektördü. Yani enflasyon kolay kolay düşeceğine inanmadığım tıbbi bakım hizmetlerinde bile enflasyona girmiş durumdayız. O halde enflasyon nereden geliyor? Sadece şuradaki iki kalem. Shelter yani barınma ve transportation servisi. Onların detayına biraz sonra gireceğiz ama dikkatinizi çekmek istediğim enflasyon rakamı şu. All items less shelter. Bütün kalemlerden sadece barınmayı çıkarsak bu ay ulaştırma biraz yüksek gelmiş olmasına rağmen enflasyon sıfır. Bakın Haziran'dan Temmuz'a enflasyon sıfırdı. Temmuz'dan Ağustos'a da enflasyon sıfır. Barınma dışında Amerika'da enflasyon sıfır tekrar söylüyorum. Bu aslında temel olarak deflasyona girdiğini Amerika'da gösterebilir veya çok yakınında olduğunu gösterebilir. Zaten bir süredir Amerika'nın devlet istatistiklerine bir alternatif kurum olan Truflation'dan gelen enflasyon %1'ler civarına gelmiş durumda. Burada görüyoruz ki barınma dışında enflasyonumuz aslında sıfır seviyesinde. Bakalım barınma tarafında neler olmuş. Rent of primary residence %0.4 enflasyon var. Hadi canım. Lodging away from home yani otellerde konaklama bir sıçramış. Bugün birkaç uzmanı dinledim. Bunun biraz mevsimsel olduğunu düşünüyorlar. Yani bu geçici bir şeye benziyor. Ama beni esas sinerinden kalem yine ev sahiplerine sorduklarında onlar diyorlar ki kiralar daha da arttı. 0.4'tü geçen ay artış. Bu ay 0.5 diyorlar. Oysa gerçek verilere baktığımızda pek çok site Amerika'da gerçek kira verilerini topluyor. Orada da enflasyon 0.1-0.2 seviyesinde gözüküyor. Yani burada hala bu gecikmeli veri veya Fed'in enflasyon verisini toplama tekniğinin yanlış olmasından dolayı çekirdek enflasyon hafif yükselmiş gibi gözüküyor. Oysa baktığımızda bunun olması mümkün değil. Çünkü gerçek somut piyasa verilerine baktığımızda kiralar Amerika'da yükselişi tamamen durdurmuş durumdalar. Ulaştırma hizmetlerine de sadece bir kalemde artış var. Airline fares yani hava yolları %3.9'luk enflasyon var. Biraz hızlı düşerek geliyordu. Bakın eksi 1.3, eksi 1.3, eksi 5, eksi 1.6 gibi. Bunun muhtemelen şirketlerin politikalarından kaynaklanan bir yükseliş olduğunu ve tek seferlik bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Zaten enflasyon üzerindeki etkisi de kısıtlı. Esas gol yediğimiz yer neresi yine kiralar. Şimdi bu anlama geliyor. Amerika'da kiralar dışarı çıkardın enflasyon yok. Ulaştırma hizmetlerindeki bu geçici sıçramayı kenara koyun Amerika deflasyonda. Bir ülkede fiyat artışları neden tamamen durur? Talep yoksa durur. Talebin olmaması demek ne demektir? Ekonominin sert yavaşladığı anlamına gelir. Hatırlayın 2022'nin başından 2023'ün sonuna ve 2024'ün de ilk 6 ayının sonuna kadar Amerika'da resesyon yok dedim ve bu sayede kazandık. Yani piyasanın tersini düşündük. Enflasyonu düşürüyorlar, resesyonu sokmadan dedim. 6. ayda itibaren biraz görüşüm değişmeye başladı. Çünkü gelen veriler Amerika'da bir resesyon işareti olabileceğini göstermeye başladılar. Bence bu deflasyonist veri arka arkaya öyle yoğun geliyor ki... ...Amerika'da tüketicide gerçekten büyük bir kırılma var. Ve Amerikan ekonomisini ayakta tutan tek kalem artık devlet harcamaları... Devlet harcamaları da günlük 3 milyar dolar faize katlanarak yapılıyor. Burada gerçekten bir sorun olduğu benim gözümde %100. Belki dün piyasalarda yaşanan hareketi de bu enflasyon verisi detaylarıyla açıklamak mümkün olabilir. Belki piyasalar önce çekirdek enflasyondaki yükselişi görüp moralleri bozuldu düştüler. Sonra da detaylara bakıp geri geldiler. Ama ben hikayenin bu olduğu pek tahmin etmiyorum açıkçası. Çünkü endekslere baktığımızda Nasdaq dışında öyle çok ciddi bir yükseliş yok zaten. Nasdaq içerisindeki büyük hisseler S&P 500'e de bağlı. Yani Nvidia temelde o orayı da sürükledi. Oysa küçük hisse senetleri pek yükselmedi. Hatta günün çok büyük bölümünde negatiflerde son anda biraz toparladılar. Dow Jones'ta da ciddi bir yükseliş yoktu. Yani olayı dün Nvidia ve avanesi çözdü diyebiliriz. Küçük hisse senetlerinin oysa yükselmesi lazım. Çünkü FED faizi indirecekse en çok bu küçük hisselere yarayacaktır. Demek ki dün borsa Fed'in faizi indireceğine çok da ikna olmadı. Daha doğrusu mutlaka indirecek de 25 bas puan indirme ihtimali arttı. Bakın onu da burada görüyoruz. Eylül ayında 50 bas puan indirme ihtimali %14'e inmiş durumda. Sadece 25 bas puanlık indirim ihtimali %86'lara gelmiş durumda. Oysa geçen haftaya baktığımızda 50 bas puanlık indirim ihtimali %46 25 bas puanlık indirim ise %54 ile fiyatlanıyordu. Yani piyasa Fed'in bu gelen enflasyon bilgisine bakıp bir de istihdam verilerinde biliyorsunuz çok tartışmalı veriler var. Onlara bakıp 4.3 geldi Amerika'da işsizlik. Yani işsizlik çok kötü değil kardeşim. enflasyonda hala var. Ben 25 bas puan indirim diyeceğini fiyatlamaya başladı. Bu nedenle küçük hisse senetlerinde Dow Jones'ta yukarı bir hareket görmedik. Hareketin tamamı Nvidia'dan geldi. Bunun arkasında biraz da madem ekonomi sıkıntılı bir döneme giriyor. Nakit akışı büyük kuvvetli firmalara kayımda olabilir. Çünkü Nvidia ile beraber Apple gibi, Amazon gibi, Meta gibi teknoloji şirketleri dün hep pozitifte hiçbiri Nvidia ve Microsoft şirketler kadar olmasa bile. Küçük hisselerde hareket yok, daha Jones'ta hareket yok ki bunlar aslında faize duyarlı yerler. Sadece hareket Nazlak'ta, orada aslında kısıtlı bir alanda. Bugün de önemli veriler geliyor. Bir yandan PPI yani üfe geliyor. Üfede aylık beklenti 0.2, yıllıkta 2.5 ve yine istihdam verileri. Fakat ben bu verilere olan inancımı artık tamamen kaybetmiş durumdayım. Çünkü geriye dönük revize edi veriyorlar. Hatırlayın geçen hafta gelen veri fena değildi ama Temmuz ayını eksi 60 bin, Hazır ayında eksi 25 bin olarak revize edi verdiler. Bu yüzden bu yeni işsizlik başvuruları bugün ne gelir bilmiyorum ama yüksek de gelse düşük de gelse bana artık çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü buralarda ya istatistik yöntemlerinde, veriyi toplama yöntemlerinde bir hata var yahut da doğrudan doğruya bunu manipüle ediyorlar. Bunu bilmek imkansız. O yüzden artık bu veri beni çok ilgimi çekmiyor ama yine de söyleyeyim. Bugün işsizlik verilerinde bir tırmanış olursa piyasaları tekrar olumsuz etkileyebilir. Bu veriler bana Fed'in gelecek hafta 25 bas puan indirim yapma ihtimalini yüksek olduğunu söylüyor. Zaten piyasada öyle tahmin ediyor. Çünkü FED diyebilir ki enflasyon hala yeterince düşmedi. Çünkü FED diyebilir ki e görüyorsunuz işsizlikte çok büyük sorun yok. Acele etmeme gerek yok. Bir de üzerine işin siyasi boyutu var. Biliyorsunuz Trump FED'e çok baskı yapmıştı aşırı faiz indirme seçimler öncesinde diye. E ondan dolayı da belki Trump'a fazla bulaşmamak için de 25 bas puanı geçiştirme ihtimali bence artmış durumda. Buna piyasanın tepkisi ne olur? Hiçbir fikrim yok. Yani 25 bas puanlı piyasa sevinebilir de Aa bak FED planlı programlı gidiyor diye resesyon yok diye. 50 bas puan gelse ona tepki ne olur onu da bilmiyorum. Bir yandan sevinebilir piyasa. FED uyandı bak gerçekten resesyona giriyoruz. Veyahut da eyvah FED benim görmediğim bir şeyler görüyor. O yüzden piyasa çökebilir diye. Bu nedenle FED toplantısından ne çıkacağını, piyasanın o gün nasıl hareket edeceğini gerçekten hiç bilmiyorum. Pek çok zaman bu konuda biliyorsunuz tahminler yürütürdüm. Bu sefer açıkası bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle 25 bas puan gelecek. Siyaset deyince bir de o tarafa bakmakta fayda var. Meşhur münazara gerçekleşti Trump'la Kamala Harris arasında. O gün YouTube katılımcı hatinaj kulübü üyelerine taze taze yorum sunmuştum canlı olarak izleyerek ve Trump için işler pek iyi gitmedi. Yani Harris o gün daha planlı, programlı, daha iyi çalışmış durumdaydı. Bir de moderatörler süper Kamala Harris taraftarıydı. Kamala Harris'in bazı saçma yalan bilgilerine hiç itiraz etmediler. Trump'ın ise her bilgisinde fact check yaptılar. Yani Trump'ın doğru söyleyip söylemediğini topluma söylediler. Harris'in ekonomiyle ilgili cevap vermemesini geçiştirdiler falan. Yani bütün bunların etkisi var. Zaten bu konuda da çokça eleştiriliyorlar. Ama ne olursa olsun o gün Trump'a yaramadı. Trump yaklaşık 3 puan kaybetti. Bakış sitelerinde Harris ise 3 puan kazandı. O gün bittiğinde 49'a 49'a gelmişlerdi. Yani Trump 52'den 49'a indi. Harris ise 46'dan 49'a çıkmıştı. Şimdi Harris'in bir puan daha eklediğini görüyoruz bahis sitelerinde. Tabi bahis siteleri Amerika'daki gerçeği gösterimi bilmiyorum. Anketlere baktığımızda da ama genel olarak münazaranın kazananı Harris gibi gözüküyor. Trump biraz sinirliydi, hazırlıksızdı. Bence temel olarak Trump'ı söyledikleri daha doğru ama Harris çok daha iyi ifade etti. Bu da ortalığı böyle biraz karıştırdı. Bunun piyasalar etkisine aslında şu sonuç fena değil piyasalar için. Yani hangisi kazanırsa kazansın eğer bu kadar yakınsa sayılar birbirine hem senatoyu hem temsilciler meclisini ele geçiremeyecek. Piyasanın istediği de bu. Piyasa başkanın kim olduğuyla o kadar ilgilenmiyor. Çünkü piyasa biliyor ki kanunların çıkması için temsilciler meclisinde ve senatoda çoğunluğa sahip olmak lazım. Şu sonuç bunun ikiye bölüneceğini söylüyor bize. Yani belki temsilciler meclisinde Trump'ın taraftarları daha fazla olacak. Cumhuriyetçiler öbür tarafta demokratlar gibi düşünün. Bu da ne yapıyor? Kanun çıkmasını engelliyor. Veyahut da diyelim ki demokratlar çoğunlukta ama çok az bir farkla. O durumda da bir milletvekili bile ikna etseler kanunları durdurabiliyorlar. Ve Amerika'da milletvekilleri bizdeki milletvekilleri gibi sadece tepelerindeki ne söylüyorsa ona oy vermiyor. Kendi görüşlerini de gündeme getiriyorlar. Piyasa peki bunu niye seviyor? Bu sayede piyasa diyor ki, Harris'in garip vergi politikalarından kurtulabiliriz veya Trump tek başına büyük bir güç kazanırsa getireceği gümrük tarifelerinden özellikle Çin'e karşı tarifelerden kurtulabiliriz diyor. O yüzden piyasa bu sonucu bence sevdi. Yani ilk etapta açıkçası ben biraz üzüldüm. Zaten o gün Bitcoin kötü tepki verdi Trump'ın kötü gidişatına münazara da. Neden? Çünkü Trump Bitcoin açık destek veriyor. O gün Tesla kötü tepki verdi ilk başta. Dünkü muazzam ralliden de Tesla pek yararlanamadı. Bundan arkasında hep Trump'ın seçimi kaybetme ihtimalinin artması var. İşte dün Nvidia'nın hızlı yükselmesine de belki Harris'in gücünün artması var. Ama temel olarak piyasanın seveceği bir yere gidiyoruz gibi gözüküyor. Gridlock denen yer. Gridlock kitleniyor Amerika'nın yasama teşkilatı ve kararlamaz hale geliyor. kan çıkamaz hale geliyor. Böylece ekstremlerden kurtulmuş oluyor. Piyasanın en çok seveceği tercih. O yüzden kimin başkan olduğundan ziyade o alt taraftaki dağılımın nasıl olduğu piyasada daha fazla etkiliyor. Dün belki buna da bir olumlu tepki verilmiş olabilir. Evet piyasalar gördüğünüz gibi çok karışık. Enflasyon, resesyon, FED ne yapacak, seçimlerde neler olacak, Çin'de neler oluyor. Ayrı bir bölüm hazırlamak lazım. Çin'de de enflasyon var. Japonya carry trade'i neler olacak. Bankalardan Amerika'da biraz kötü sesler geldi bu hafta ortalık karışık. Karışık olan durumlarda biraz daha savunmada gitmekten fayda var. Dün YouTube katılıp Hattin Aşk üyeleriyle nasıl daha savunmaya geçtiğimi çok detaylarını anlattım. YouTube katıda gelin hemen o videoları siz de izleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmasa en azından bir bakış açısı kazandırır size. Neler yapılabilir konusunda, alternatifler neler konusunda. Böyle görüyorum meseleyi. Gelecek hafta FED toplantısı kararından sonra biraz daha önümüz netleşir. Ondan sonra tekrar daha detaylı stratejiler çizeriz diye bakıyorum. Yıl sonu ile ilgili hedeflerimde ise bir değişiklik yok. S&P 500'de 6.200'ü, Nasdaq yüzde de 21.000 ile 22.000 arasında bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Niye? Çünkü sonuçta para bollaşacak. Ne yaparlarsa yapsın, para bollaşacak. Bu konuda kafam son derece net. Bu yüzden sıfır hisse değil, Bitcoin gibi, altın gibi kıt varlıklarda da hala yönün yıl sonunda ve ondan sonraki belki 2-6 ay boyunca yukarı yönde olabileceğini düşünüyorum. Ne bozabilir bu tezimi? Çok sert bir resesyon en azından yıl sonuna kadar o kadar çok sert resesyon işaretleri almayız diye tahmin ediyorum. Zaten 3. çeyreğin içerisindeyiz. Atlanta Fed'den gelen veriler bu çeyrekte resesyon olmadığını gösteriyor. Gelecek çeyreğin verisini ancak gelecek sene alacağız. Yani bu yıl öyle anormal bir şeyler beklemiyorum ama arada belli haberlerle piyasaları kırabilirler. Ondan dolayı da nakitimi biraz artmış durmayayım tekrar. %28'lere kadar inmişti 5 Ağustos düşüşlerinden sonra. Epey bir toplamıştım oradan. Şimdi yeniden %35, yüzde 36-37'lere doğru nakitimi tırmandırmaya çalışıyorum. Pozisyonlarımın hedgelerini biraz daha kuvvetli hale getiriyorum. Ve bekliyorum. Şu sıralar süper heyecanlı değilim açıkçası. Boğa da değilim. Ayı da değilim. Azıcık hala boğayı böyle düşünüyorum ama ayıya doğru her an geçebilirim. Vaziyetler böyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.